Tabii. Oraya mı bakayım? Aşkına bakarsınız. Hmm. Oturayım mı aşkına? Aşkın diye anlatabilir miyim? Yok. Aa, kötü. Dural Akpınar. 1970 doğumluyum. Ettik'te doğdum, büyüdüm. Hala doğduğum yerdeyim. Ankara Atatürk Lisesi mezunuyum. Konya'da öğrencilik, mühendislik dönemim geçti. Mühendislik öğrencisiyim. Bitirdik. Sonra iş hayatına atıldık. Ondan beridir devam ediyoruz. 5 tane çocuğum var. Ellerinizden öper. Bunlar da şu anda en küçüğü 21 yaşında. 3 tane torunum var. Evet, Ankara Kızılcahamamlıyım. Kendim gençlik yıllarımda Keçiören Yıldız Spor'da oynadım amatör olarak. Tabii lise çağları ve bir seçim yapmak zorunda kalmak, şehir değiştirmek üniversite için benim futbol hayatımı durdurdu. İyi bir libero ve stoperdim. Çok güçlüydüm. Maçlarda da oynuyordum lisanslı. Keçiören Yıldız Spor'daydım. Şimdi Keçiören Gücü ismi. Kendim futbolla da ilgilendim. Diğer sporların hepsini de iyi yaparım. Güreş yaptım. Ondan sonra Boks Federasyonu As Başkanıyım. Ankara Gücü, Ankara Kızılcahamamlı olunca benim için çok şey ifade ediyor. Açtığımızda dünyaya gözlerimizi, Ankara Gücü'nü kucağımızda bulduk. Tabii televizyonlarla geç buluştuk ama hiç unutmuyorum, babamla kucağında otururken hangi takımı tutacağız baba dediğimde, oğlum biz Ankaralıyız, Ankara Gücü'nü tutacağız dedi. Zaman zaman yalpalamalarımız olsa da doğuştan Ankara Güçlüyüz. Amatör branşları kendim istedim. Ülkeme, Ankara'ya, Ankara olmakla birlikte bir faydam olsun. Gençlerimize, kulübümüze bir faydam olsun manasında. Eğitimlerini, bedensel eğitimlerini, zihinsel eğitimlerini mümkün olduğunca katkıda bulunmak istedim. Kendi çocuklarım gibi tüm Ankara'ya ve yayılan tüm Türkiye'ye. Bu manada da isteyerek, bilerek buranın başkanlığını aldım. Başladığımdan bugüne de devam ettiriyorum. Bunun için mevcut 5 tane branşın üzerine 2 branş ekledim. Ve hala devam ettiriyorum. Şu anda faaliyet gösteren bizim branşlarımız boks, güreş yeni açmakla birlikte 2 senedir voleybol, basketbol, halter, badminton ve masa tenisi branşlarında faaliyet gösteriyoruz. Öğrencilerimiz var, sporcularımız var. Türkiye'de, dünyada kulübümüz adına yer almaya çalışıyoruz. Sporda hedefimiz dünyada Ankara Gücü'nü göstermek. Ülkemizde Ankara Gücü kulübümüzün değerini, katma değerini artırmak. Futbolu beslemek. Yani gençlerimize değer verirken, bedensel olarak değer verirken kulübümüze de yansıyabilecek taraftar, aidiyet duygusuyla birlikte desteklemek. Tüm branşlarda hocalarımızla birlikte sporcularımızı Avrupa, Dünya Şampiyonası'na, olimpiyatlara, ki olimpiyatları yeni atlattık ama sporcu gönderemedik. Devamlı bir başarı göstermek istiyoruz. Güreşte Fevzi Çakmak hocamız var. Zaten kendisi milli antrenör. Bu U20, U23 güreş milli takımımızda görev alıyor. Bunun yanında Hakan Yıldırım, boks hocamız. Aynı değerlere sahip o da. Ertan Mert, halter hocamız. Badminton'da da Tolga hocamız sporcularını kota alarak yine olimpiyatlara göndermesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu hocalarımızın hepsi milli. Milli olmuş hocalarımız. Kulübümüze katkıları devam ediyor. Tuğçe Bölükbaşı'yla biliyorsunuz geçen sezonda voleybolda iyi bir sonuç aldık. Bölgeden birinci lige çıktık. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Paris 2024 Paris Olimpiyatlarında en iyi dereceyi alan yine boks biliyorsunuz. İnşallah boksa da, güreşte de, diğer branşlarımızda da olimpiyatlara sporcu gönderme derdindeyim. Bunun için uğraşacağım 2028'de. 2028 olimpiyatlarında güreş takımımızın
özellikle önemli sporcularımızdan Fatma Kızmaz, Nazar Kaya ve diğerlerinin kota olarak olimpiyatlara gitmesi için elimizden geleni yapacağız. Boks takımımızdaki Elif Güner'i, İrem, Berat Civelek gibi sporcularımızla da yine kota olarak 2028 olimpiyatlarına katılmak için elimizden geleni yapacağız. Halter takımı keza Türkiye'de çok ciddi başarılar alan, başında Ertan Mert'in bulunduğu takımımız. Onda da Ertuğrul Seçkin, Şaziye Yakut, Enes, Buğra bunlarla birlikte kota alıp halteri de olimpiyatlara taşımayı düşünüyoruz. Kulüp olarak ve amatör branşlar olarak tüm taraftarlarımızdan, tüm Ankara yaşayan esnafı, memuru, çalışanı, her kesiminden, işçisinden evlatlarını bize teslim etmelerini, güzelce onlara sporla barışarak güzel bir hayat sunmalarını, bizim yanımızda olmalarını istiyoruz. Hocalarımız burada. Biraz tabii mekansal sorunlarımız var, salonsal sorunlarımız var ama ileriki günlerde, ileriki yıllarda da yavaş yavaş bunların hepsini yönetim kurulumuz olarak aldığımız kararlarla aşacağız. Taraftarlarımızın bizi desteklemesini, öneri ve tavsiyelerini her zaman bekleriz. Biz buradayız. Ankara Gücü'nü Ankara'ya ve Türkiye'ye mal etmenin tüm hesaplarını yaparak futbolda da şampiyonluğu yaşatarak onlara güzel bir hediye vereceğiz inşallah.